Merhabalar sevgili seyirciler. Güncel konuların satır başlarını yorumladığımız güncel yorumla karşınızdayım. Mersin yine bir ilki yaşayacak. Mersin Tanıtım Günleri adıyla kentimiz İstanbul Feshane'de tanıtılacak. Hayat Toroslar'da, Toroslar İstanbul'da sloganıyla Mersin Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek ve 4 gün sürecek tanıtım boyunca Mersin'in tüm zenginlikleri ve kültürünün tanıtılacağı Mersin Tanıtım Günleri'nde konuklara bol bol Mersin'in tantunisi, cezeryesi ve kerebici ile narenciyesi sunulacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği İstanbul Feshane Uluslararası Fuar, Kongre, Kültür Merkezi'nde 27-30 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek Mersin Tanıtım Günleri, 6 ay önce kurulan ve kısa adı MİSAT olan Mersin İş Adamları, Yöneticileri, Sanatçıları ve Akademisyenleri Derneği'nin bir etkinliği olarak gerçekleştirilecek. İlçe belediyeleri, Mersin'deki odalar, üniversiteler, dernekler ve firmaların katılımıyla İstanbul Feshane'de ilk kez gerçekleştirilecek tanıtım günleriyle İstanbul'da yaşayan yaklaşık 55 bin Mersinlinin yanında Mersin'i yakından tanımak ve ürünlerini görmek isteyenlere de hitap etmiş olacak. Türkiye'nin kalbi olan İstanbul'da sürekli Karadenizlilerin, Sivaslıların ya da Rumeli göçmenlerinin etkin birlikteliğinden ve lobicilik faaliyetinden söz edile gelmiştir hep. Bu bağlamda tanıtım günleri etkinliğini düzenleyen MİSAT'ta ister istemez İstanbul'daki Mersinlilerin lobicilik girişimi olarak tanımlanacaktır. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir Mersinli olan MİSAT Başkanı Mehmet Mazak, etkinliğin Mersin'de gerçekleşen tanıtım toplantısında "Biz Mersin'in yönünü İstanbul'a çevirmek için kurulmuş bir derneğiz. Biz İstanbul'daki Mersinliler kendimizi hep yalnız hissettik. Ama artık güçlüyüz. Biz artık yalnız değiliz. Her kurumda varız. İstanbul'daki entelektüel sermayenin kentimize büyük katkı sunacağına inanıyorum." sözleriyle amaçlarına ilişkin bilgi vermiştir. Yine tanıtım toplantısında konuşan etkinliğin bileşenlerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Haluk Tunçsu da Mersin'in İstanbul'da tanınmadığının altını çizmiş, bu etkinliğin sonrasında İstanbul'da EMIT Turizm Fuarı'nda, Amerika ve Dubai fuarlarında bölgesel tanıtımlara imza atacaklarını belirterek Mersin'in ulusal ve uluslararası düzeydeki tanıtımına ilişkin sonraki planlarından söz etmiştir. Mehmet Mazak, tanıtım toplantısındaki konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlamış. Sanatçılar, yazarlar, gazeteciler olmadan bu iş zaten olmaz. Mersin, önümüzdeki bir hafta ulusal medyada hiç olmadığı kadar olumlu haberlerle yansıyacak. Hep beraber bunun keyfini çıkaralım demiştir. Ancak Mehmet Mazak'a etkinliğin hemen öncesinde Mersin basınını ve dolayısıyla Mersin kamuoyunu yeterince bilgilendirmediği konusunda eleştirimizi buradan iletelim. Bir sonraki güncel yorumda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.